Peki hocam, her tümör kanser belirtisi midir? Jinekolojik rahim ağzı kanseri Evet. için mi? Tabii şimdi tümör kelimesi tıbben bir yerde olmaması gereken şişlikleri ifade eder. Bunların bir kısmı çok agresif bir şekilde büyür. Yani vücudun tamamen kontrolünden çıkar. Onlara işte malign tümör diyoruz, kanser diyoruz. Bir kısmı da benign özelliktedir. Yani çıktığı yerden başka yerlere gidebilme özelliği yoktur. Bulunduğu çıktığı organa çok büyük hasar vermez. Bunlara da daha çok iyi huylu ya da halkımızın bize sorduğu erkek tipi, Evet. erkek mi dişi mi diye sorarlar. Her tümör yani kelime anlamında işte bildiğimiz malign kanser anlamına gelmemektedir. Evet. Peki, az önce dediniz ya hocam işte bazı belirtiler vardır diye. Evet. Bu belirtileri biraz açacak olsak kadınlarımız neye dikkat etmesi Şimdi gerekiyor? serviks kanserinde belirtilere gelince, şimdi Evet. oraya gelelim. Özellikle kanamalar. Pek çok hasta adet dışı kanamalarla gelir. Veya düzensiz kanamalarla gelir. Cinsel ilişki sırasında ağrı, ilişki sonrası kanama veya sık sık idrarının gelme. Çünkü tam rahim ağzı makatla mesane arasında olduğu için sürekli idrar varmış hissi yaratabilir. Veya daha ileri aşamada eğer idrar yollarını tıkamaya neden olacak kadar olursa da o zaman da böbrek yetmezliğinin bulgularıyla gelebilir. Bunlar daha ileriki aşamalarda görüyoruz. Yine kokulu akıntılar, kötü renkli akıntılarda yine rahim ağzı kanserini akla getirebilir. Peki hocam, bu belirtilerden sonra rahim ağzı kanseri olduğu tespit edildi hastanın. Cerrahi işlemler mi yapılıyor? Tedavi yöntemleri noktasında hangisi daha rahattır? Şimdi rahatlığına göre değil, evresine göre Evet, tedavi evresine ediyoruz. göre. Aslında ilk başta konuştuk. İlk evrede cerrahi dedik. Evet. Bir tık yukarı gittiğinde radyoterapi ile beraber kemoterapi dedik. Burada kemoterapinin etkisi çok önemli. Evet, radyoterapi önemli ama radyoterapinin etkinliğini arttıran biz ona kemo duyarlaşma diyoruz. Kemoterapiler verilmediğinde başarı şansı çok düşmektedir. Onun için mutlaka koordine bir şekilde tedavinin yürütülmesi gerekmektedir. Daha bir tık yukarı gittiğimizde yani evre daha ileriye taşındığında da bizim yine onkolojik damardan ağızdan verdiğimiz bir takım tedavilerle tedavi yönetilir. Peki, tedaviye olumlu sonuçlar verebiliyor hasta? Tabii ki en çok en iyi tedavi sonucu veren kanserler arasındadır serviks kanseri. Pek çoğu cerrahi bile gerek kalmadan radyoterapi ve kemoterapi ile tam yanıt alıp çok uzun yıllar şifa bulma olasılığı yüksek kanserler arasındadır. Tekrarlayan bir kanser türü müdür hocam? Tabii şimdi evresine göre yani erken evredeki kanserlerin tekrarlama riski çok çok düşüktür. Ama daha ileriki evrelerde tespit edilmiş kanserlerde iyi tedavi edilmesine rağmen yine tekrarlama riski vardır. Ama hiç tedavi edilmemiş mesela evre 3 bir kanser. %90 küsür tekrar edecek bir ileri atlayacakken evre 3 tüm tedavileri başarıyla yapılmış bir hastada örnek %10-20 şeklinde tekrar eder. Yani onun için de çıktığı evrede gereken tedavinin zamanında ve düzgün yapılması çok önemlidir. Peki hocam, kişinin dikkat etmesi gereken unsurlar da var mıdır tedaviden sonra? Kişinin tabii ki özellikle takipten hiç aksatmaması gerekir. Zamanında taramalarını yaptırması Evet. gerekir. Onkologlarına gitmesi gerekir. Bu özellikle radyasyon onkoloğu ve medikal onkolog. Ayrıca da jinekoloji uzmanları, özellikle jinekoonkologlar yine doğrudan muayeneyle de takibini devam ettirmek zorundadır. Onun dışındadır neden olan risk faktörlerini azaltıcı tedbirlerini alması gerekmektedir. Burada sigarayı bırakması hastayı yüreklendirmelidir, sigara bırakması konusunda. İşte bu beslenme tarzı yani hani daha fazla sebze meyve ağırlıklı, protein yeterli alma, yürüyüş, kilonun belli bir düzeyde tutulmaya çalışılması, şüpheli ilişkilerin azaltılması gibi tedbirlere de dikkat ederek takip ve tedavisini aksatmaması gerekir kişinin. Peki burada hocam, gebelerde de görülebiliyor mu Tabii ki rahim ağzı görülebilir. kanseri? Tabii.
gebelik sırasında özellikle daha önce doğru düzgün hiç muayeneye gitmemiş bir hasta, gebe olduktan sonra muayene sırasında tespit edilebilen serviks ağzı kanserleri, rahim ağzı kanserleri dediğimiz serviks kanserleri tespit edilebiliyor. Yine evresine göre ve gebeliğin dönemine göre, tespit edildiği döneme göre de bazen maalesef gebelikte sonlandırılması gerekebilmekte tedavi sırasında. Evreye, gebeliğin sürecine göre mutlaka onkologlarıyla ve jinekologlarıyla beraber bu sürecin yönetilmesi gerekir. Gebelik öncesinde takiplerin ve tedavi tabii, gerekiyorsa. Tabii, burada çok güzel bir nokta aslında. Onun için de gebe kalmadan önce mutlaka bir jinekoloji uzmanı tarafından kişinin ayrıntılı muayenesinin yapılması çok önemlidir. Sonradan bir takım başlamış süreçleri durdurmak daha zor olacaktır. Yani ya da psikolojik olarak veya travmatik olarak. Onun için mutlaka tabii burada da bir mesaj vermiş olalım. Evet. Onkolojik açıdan yani onkolojik açıdan da önemli. Gebelikten önce mutlaka jinekoloji uzmanları muayene ettikten sonra, gerekli tedbirler alındıktan sonra veya sağlıklı olduğunu gördükten sonra gebelik sürecinin başlaması. Daha sonra biz onkologlar açısından da daha yani böyle bir durumla karşılaşmamamıza neden olur.